bardağı sana getirmiştik. Evet. Ama çok güzel bardak. Ya bunu neye göre söyledin? Düz porselen bardak üstünde de reklam var. Ne bileyim güzel yani büyük. <laughs> Güzel akıyor işte içiyoruz su. <laughs> Bugün Şevval'le beraber. Şevval hoş geldin. Hoş bulduk. Ne konuşacağız? Valla bilmiyorum getirdin beni buraya otur. Her <laughs> oturan getirdim beni buraya diyeyim. Yani hiç kimse bana <laughs> ne çekeceğimizi sormuyor o koltuğa oturuyor. Yani. Evet dedin ki çekim yapacağız. İyi dedim geleyim. Bugün Hadi. kadın gözünden Hı. iPhone 14 Pro'yu konuşacağız. Tamam. Telefonu ne zaman aldın? Ocak ayında aldım. 14 Pro kullanıyorsun. 14 Pro kullanıyorum. Deneyimlerini dinleyeceğiz ama tamam. önce biliyorsun bir intromuz var. Fıçı fıçı. Dur şöyle yapalım mı? At, Geçin. at bakayım. Tamam. Intro'yu gördük. Gül Gençler'den bu arada bahsettiğimiz iPhone 14 Pro'yu hem alabilir hem deneyebilirsiniz. Gül Gençler'in internet sitesine girdiğinizde orada dönem dönem indirimli fiyatları da görmüş olacaksınız. <laughs> Şevval de artık Gül Gençler'den gizli gizli para mı aldı? Ne yaptıysa <laughs> inatla onu oraya şey yapıyor, koyuyor. Ama tamam. suyum var içinde o yüzden de çok soğuk ısı çok güzel. <laughs> Benim de var. 14 Pro'yu Ocak ayında aldın, ondan önce ne, ne kullanıyordun? 11. Neden geçtin? yurt dışına çıkmıştım. Hı hı. Sevgili babam dedi ki istersen iPhone 14 Pro alabilirsin. Baba! <laughs> Canım babam, buradan evet. selam olsun. <laughs> ben de ne, neden hayır diyeyim ki yani? Tamam alayım dedim. Ya bu arada işimiz de birazcık sosyal medya ve kamera olduğu için de hı hı. 11 de kötü değildi ama artık kamerası çok eskimişti gerçekten. Ee, kalitesi çok düşüyordu. O yüzden de 14 Pro alma şansım olduğunda da dedim ki tamam, o zaman 14 Pro alayım. Sonra Öyle geçtin. Olur. iPhone 11 küçük kardeşe gitti? Büyük kardeşim abime gitti. <laughs> <laughs> Abin demedim ya baba buna böyle böyle aldım <laughs> Yok o çok fazla o bu arada Androidçi kendisi. Ee, hiç sevmiyor Apple ama artık benim zorumla Apple'a geçmiş oldu. Allah Allah. Ya satacaktım ben onu. Dedi ki satma bana ver. Hiç Android telefon kullandın mı? Hiç kullanmadım. Ya bir kere sadece çok lise Sen lisedeyken. E250 e falan vardı ya Samsung. He. Onu kullandım yani o sayılıyorsa. O sayılmıyordu. İşte hiç kullanmadım. İlk Hep. telefonum on, kaçtı? iPhone 4'tü. Tamam. Sonra 6 oldu. Tamam. 11. 14 Pro. E güzel bir istikrar böyle evet. 4-5 yılda bir. Tabi. iPhone 19'u da artık. İnşallah. Peki telefon tasarımına ne diyorsun? Bir ben... kadın olarak yani böyle çantanı... 14 Pro bu 6.1 inç. Küçük bir telefon küçük. sayılmaz ama nispeten küçük. E, sonuçta Pro Max'e göre küçük. Ya, Pro Max'e göre, e, göre küçük. göre evet. küçük. Eline tam oturuyor mu? Nasıl oluyor? Yani Pro Max ile Pro arasında çok fazla kaldım. Ama elim çok küçük olmadığı için hani benim elime tam oturuyor Pro. Pro Max'de oturuyordu da Biraz fiyat farkından dolayı pro almaya karar verdim. Ama bir tık pişman oldum sonra. Hani film dizi izlerken o büyük ekranı hı hı. E, aradım. Büyük ekranı aradım ama eline oturması nasıldı? Elim oturması bak siz de görüyorsunuz tam böyle cuk diye oturuyor bence. Bu güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Peki, ya aradığım şey bu mesela bir şey yaparken tam oturmasını seviyorum. Renkler yani. konusunda? Ben bu seneki tasarımını çok beğendim. Yani normalde siyah giyen bir insanı ve siyah alacaktım. Ama bu deep purple'dı sanırım yanlış hı hı. söylemiyorsam. Derin Aynen derin moru çok beğendim. Ve direkt yani gider gitmez bu rengi istedim. Baksanıza çok güzel değil mi bunun rengi? Böyle bir şey. Parmağınız izi tutması konusunda ne diyorsun? O biraz sinirlendiriyor. Özellikle krem sürdükten sonra Evet büyük ve şu var. yanları çok tutuyor. Hı -hı. Böyle pis gibi gözüküyor. O biraz kötü. Hı -hı. E, hep iyi özelliği söylemeyeceğim tabii ki de. Ama onun dışında şeyini çok beğendim ben. Yeni geldi ya Apple'a artık 11'den sonra, 12'den sonra mı bilmiyorum da kare Köşe. işte, köşeli olması o benim çok hoşuma gidiyor. Bence çok telefonu şey gösteriyor. Büyük ilk okey. Ne? Büyük bir kesin. Okay. Okay. Peki e, telefonu kullanırken ekranda çok film izliyorsun galiba. Evet. Yani ben fazla izliyorum. Çünkü hem yolda giderken hem işte seyahatlerde evde de çok fazla kullanıyorum. Televizyonum olmadığı için artık var gerçekten. O yüzden telefonu çok fazla vakit geçiriyorum. Ya yani memnun ediyor beni Pro. Ama tabii ki de Pro Max almayı daha çok o da e, büyük sonra şey yaptım. Dolayı. Aynen büyük günden dolayı tamamen. Peki bir şey söyleyeceğim. İçerisinde devamlı dizi izliyorsun falan, Hı -hı. aktif olarak kullanıyorsun. Kullanıyorum. Ekranın şeyi hoşuna gidiyor mu? Oradaki dinamik ada bir çentik var. Ee, iPhone 11'den sonra mesela farklı geldi mi? O çok farklı geldi. Mesela özellikle mesaj falan geldiğinde bir şey izlerken oradan gelmesi biraz değişik geldi. Ama alışıyorsun ya hemen böyle. Hı -hı. Şimdi mesela başka telefonda onu görmeyince garip Ay, geliyor. Ay fakirler diyorsun. <laughs> Hayır ama a, bu neden gelmiyor falan diyorum yani. Benim hoşuma gitti oradaki o özellik. Alıştım diyorsun direkt. Direkt alıştım. Zaten 11'den 14'e geçince yani çok büyük bir fark yaşamadığım için yani ikisinin tasarımda şey de aynıydı hemen hemen. Hmm, i̇çerik anlamında söylüyorum. Ekranları aynı büyüklükte. Aynen. Yani o yüzden çok büyük bir şey yaşamadım. Aa bu telefon çok değişik gelmedi. Sadece dediğin gibi bazı birkaç özelliği farklı geldi. Onu da hemen alıştım. Bu arada Şevval'le çok teknik konu konuşmuyorum farkındaysanız. Tamamen Şevval'in deneyimlerini konuşuyoruz. Evet. Yani iPhone 11 ile iPhone 14 Pro'nun ekranında zaten fark var ama Şevval'in anlatmaya çalıştığı mesela büyüklük. Hmm, aynen. Ele oturuş. Aynen. Yoksa hani gidip aşağıda böyle yok PPI'ydı, paneliydi falan oralara şu anda girmiyoruz. Ben o kadar Öyle... bilmiyorum Ay, arkadaşlar. Bilmemeyi ben zaten deneyim istiyorum senden. Ben kadın gözüyle bakmak istiyorum. Hatta biraz sonra sen de şeye geleceğim. Makyaj uygulamaları <laughs> falan telefon. <laughs> Güzel. Peki şey e, telefonun hızıyla alakalı ne diyeceksin? iPhone 11 yetiyor muydu mesela sana? O da yetiyordu bu arada. Ya ben şey şunu da söyleyeyim Furkan. Kaç yılında lise 2'de 3'te mi ne bir iPad almıştım. Hala kullanıyorum ve hala hızlı. Yani do, hiç donmuyor, bozulmuyor, bir şey olmuyor. Hı -hı. Ben iPad yani yıllardır Apple ürünleri kullandığım için hız konusunda e, çok memnunum. Hı -hı. Yani iPhone 11 de hızlıydı benim için. Tabii ki de bu çok daha hızlı Hı -hı. ama 11 de çok şu an kullanırdım. Gayet kullanırdın ama dedin ki ben sosyal medya yapıyorum. Evet ya yani işimiz bir da bu olduğu için değiştirdim ama mesela benim abim 11 şu an ben ikinci el olarak verdim. Çok rahat kullanıyor. Çok tatlı bir şey. Yani iPhone 11'in sana yetiyor olması, yetiyor. o eski iPhone'da da sana, iPad'in de sana yetiyor olması. Ya Macbook'um var, o da 2017 model, o da gayet yetiyor. Yani i̇çinde edit yapamıyorum, Air Hı -hı. çünkü. Ama onun dışında çok çok bana yeterli kalıyor. Tim Cook'la oturdun. Hı. Tek hissetle röportaj yapacaksın. Bir 5 dakika kameralar hazırlanıyor tamam. Diyeceksin ki ya şunu değiştir bir adam. Apple'da mı? Evet evet. Şey hani işlemci daha hızlı olsun. Ekran daha küçük olsun. Kadınları da düşünün. <laughs> bir makyaj <laughs> uygulaması kendinden gelsin. Telefona bir revize versene. Telefonu Var mı? Telefona revize. Yani şu parmak izi beni çok sinirlendiriyor. O biraz Allah'ın emri gibi. Gerçekten abi. o biraz gıcık ediyor. Onun dışında biraz şeyden bahsedebilirim. Şarj konusu beni, şarj bu arada Hı -hı. doğru söyledim. Geçen yanlış söylemişim. <gülüyor> <gülüyor> o beni biraz üzüyor. Ee, çok çabuk bitiyor. Yani günde iki defa şarj ettiğim oluyor. Ki evet. daha yeni alınan bir telefon. Hani 3-4 Ayarlara girer misin? Girerim tabii. Orada bir tık beni üzüyor. Nereye gireceğim? Pili gir ayarlardan. <laughs> aşağıda. Tamam. Orada son 10 günü var. Orada bak %100 var. %100'ün üzerine ne kadar çıkmışsın? %100 var, %50 var, %200 var. En son %100 doldu yazıyor o mu? Yok o değil. Grafikler var ya. Tamam. Grafikler kaç kaç? Ha. 110 var en fazla. Tamam. 100 100, 100 çarşamba 70 olmuş. Perşembe yine 100. O civarda yapmış. O aslında senin telefon pilini ne kadar kullandığını biliyor musun? Mesela 110 kullanmışsın. Kullanıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki sen onu yüz, mesela yüzü bitirmişsin akşam saat 10'da. Tek. Biraz daha takmışsın. Fullemişsin sana iki defa şarj ediyorum gibi gelmiş. Ama baktığında aslında belki de 1.1, 1.2 seviyesinde kullanıyorsun hmm. bataryayı. Ama bir şey yani yetmiyor sonuç olarak. Yetmiyor yani evet. Ya yanında mesela powerbank taşıyorum hala <laughs> daha. İşte eve gittiğimde iki defa şarj ediyorum. Burada Hı -hı. da şarj ediyorum. O yüzden bu konu biraz beni üzüyor. Ben bence çoğu Apple kullanıcısı bundan biraz müzdariptir. iPhone 14 Pro ile alakalı sileme çektiğimiz 3. video ve batarya konusunda bir tek ben mutsuzum diye düşünüyordum. Sen de mutsuz Yok, musun? Yok ben de mutsuzum. Evet. Ama biz normal telefon kullanmıyoruz bir şey var Tabii ben çok kullanıyorum. Yani hem iş için kullanıyorum hem de çok fazla sosyal medyada vakit geçiriyorum özel olarak da. Film çok izliyorum. Hı hı. Hepsini yapıyorum. Sosyal medyada fazla geç, fazla vakit geçiren fazla fotoğraf paylaşır. Fazla fotoğraf paylaşır. Sosyal medyayı konuşalım. iPhone'un sosyal medyası. Bir kere Instagram'a doğru düzgün story atabiliyor olmak. Senin fikrin ne? Mesela bir Android telefon kullanmadın ama bununla... Gerçekten güzel hikayeler yükleyebiliyorsun ben seni Tabii takip kesinlikle. ediyorum. E, fotoğraflar güzel. Fotoğrafları iPhone'da mı çekiyorsun? bazılarını iPhone'da çekiyorum, bazıları sen çekiyorsun falan. <laughs> yani çoğun, hepsini iPhone'da çekiyorum. Hiç Androidle fotoğraf çekmedim. Peki kamera nasıl ana kamera? Yani böyle güneşin altında çok parlıyor, karanlıkta yapamıyor. Video Yok. çekeceğim. Yani sadece sanırım yanlış bir bilgi vermek istemem. Zoom konusunda çok iyi değil bence diğer telefonlara göre. Tabii. Onun dışında e, kamerası karanlıkta çok iyi çekiyor. Güneşin bence çok daha iyi çekiyor hatta. Ya yani ben bir story çektiğimde profesyonel bir kamera çekmiş gibi hissettiğim Hı -hı. için çok gönül rahatlı atabiliyorum. Hı, -hı. Sana yetiyor yani. Bana yetiyor. Peki kamera uygulamasındaki ağır çekim işte sinema modu gibi modları kullanıyor musun? Kullanıyorum. Özellikle ağır çekim şey pardon hızlı çekim çok kullanıyorum. Hı -hı. Böyle ofiste koyuyorum çalışıyormuş gibi evet, göstermek. görüyorum. <laughs> Onu çok kullanıyorum. Sinema modunda Reels çekerken falan çok kullanıyorum. Hı -hı. Daha şey profesyonel bir çekim sağlıyor. Hı -hı. Hoşuna gidiyor mu peki? Yapabiliyor gidiyor. mu? Gidiyor. Aslında bir kadın olarak baktığında seni tek mutsuz olduğun konu zoom işi gibi. Yani şey evet vermesin. ama onda çok ihtiyaç duymadığım için Hı -hı. hani ölüm kalım meselesi olmadığı için benim kullanımımda onu terör edebiliyorum yani. Ya, sıkıntı olmuyor diyorsun. Aynen. Peki sıradaki sorum şununla alakalı. Buyurun. Telefonun pilini de konuştuk. Hı hı. konuşacağımız. Konuşu içerisindeki uygulamalar sence mesela sana yetiyor mu? Yani mesela makyaj yapma uygulaması, sosyal medyada edit uygulamaları hı hı. yoksa yetersiz mi? Yani benim için yeterli ama tabii şöyle bir şey de var. Ee, Android'de bilmiyorum bu arada. Ba çoğu uygulama paralı Apple'da, Apple hı hı. Store'da. Veriyor musun? Yok, vermiyorum. Niye? Genelde. Yani çok fazla ihtiyacım olmuyor. Birkaç tane edit uygulaması var, onu da burada kullandığım için ona para vermiyorum ama onun dışında belki alırdım eğer özel yani şifreletle çalışmasaydım alabilirdim. O biraz üzüyor. Çoğu uygulama paralı ama Android'de bilmiyorum hani paralı mı değil mi? Birer yani ben Android daha iyi. Yani o konuda daha iyisi. İşte öyle bir problem var. Bir de mesela şey, oyun anlamında da Apple'da çok fazla bence oyun telefonu değil, Android daha bu konuda yardımcı olabiliyor. Hı hı. Tatlı, tertemiz kullanıyor. Android o konuda daha iyi olabilir. Ama bunun için de Apple'dan vazgeçmeyeceğim. <laughs> Genel olarak o zaman iPhone 14 Pro'nun bir kadın için batarya dışında çok yeterli olduğunu söyleyebiliyorsun. Ben söyleyebilirim. Bataryası sıkıntılı. Bir de şunu söyleyebilirim. Bence şöyle bir şey de var. Benim telefonum 128 GB olması lazım. Tam emin değilim ama 128 GB. Bence gigabyte de sıkıntı. Yani hafızası hemen doluyor. 128 de yetmiyor artık. Yetmiyor. Yani bu bilmiyorum. Mesela 11'de 64 Peki. yetiyordu. Şu anda ya çok işim dolayısıyla... Püsürcü mı acaba... müsün? Ne? Püsürcü derler fotoğrafları. Fotoğrafları, sil, fotoğrafları silmiyorsun. Ha evet Geçen silmiyorum. Yıl. E evet, evet. Videoları da silmiyorsun. Aynen. Silmiyorum. E videolar da var biraz. Içerisinde. Uygulamada indirince sürekli o yüzden de gidiyor. Yani hemen doluyor. Yani bence de Şevval gibi fotoğrafları saklayacaksanız evet. 256'da alınabilir ama çok para be. İşte ben o fiyat farkından dolayı alamadım ama sonra pişman oldum hani keşke alsam bildim falan ama maalesef ki alamadım yani. para. Sen yok. kendi pasaportuna kaydettirdin. Tabii. Artık sen sonuçta kadar kullanacaksın. 3 yıl en azından ben de zaten saklanıyormuşum. Evet, evet, sen... Sonra öğrendik ama ne yapalım artık <laughs> aldık. Peki ben fikirleri için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Son ederim. bir kameraya bir selam Ardahan'a. Han'a, Ardahan Antep'e. Buradan Sihirli Emma izleyenlerine selamlar olsun. Çok teşekkür ederim Furkan konu kaldığınız için. Ee, yani ben genel olarak çok memnunum. Hani bir kadın olarak da tasarımını çok beğendim. Ee, rengini de çok severek kullanıyorum. Ama çoğu kişi de sanırım bu rengi çok beğendi. Hani hem erkek hem kadın da çok fazla kullanıyor. Öyle gördüm ben. Hı hı. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler? Siz de yorumlarınızı Furkan'da ve Sihirli paylaşabilirsiniz. Ben de okuyayım. Merak ediyorum. Kapat hadi. Tamam. Ben Beğenmeyi bizim... unutmasınlar. Gül gençlere de bakmayı unutmasınlar. Aa doğru. Suyumdan içtim o zaman. Gül <laughs> gençte her içişe 500 lira teklif etmiş. Bardak <laughs> Bu arada gül de tabii ki sihirli limayı destekledikleri için teşekkür ederiz. Evet. Bardak benim olabilir mi? Dolapta var mı hatırlamıyorum. Gül bir tane bardak göndersin bana o zaman. Bir <laughs> de evet buradan mesajı da gönder. Tamam sebebi oldu. <laughs> Aynen bir bardak. Sebebi belli oldu. Bardak için içiyormuş tamam. Tamam gönderirlerse Colin'in ee, resmini buraya koyacağız Tamam, tamam. Yani bekliyorum Hadi bekliyorum o zaman sihirlenmeyi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere Hoşçakalın.